Osmanlı kültür ve uygarlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Bakalım arkadaşlar. Balkanlarda egemenlik kurulması, cizye gelirlerinin artması. Evet arkadaşlar çünkü cizye gayrimüslimlerden alınan bir vergidir. Balkanlarda da gayrimüslimler çoğunlukta yaşamaktaydı. Tımar sisteminin uygulanması eyalet ordusunun oluşmasına neden olur. Çünkü tımarlı sipahiler eyalet ordusunda yer alırlar arkadaşlar. Esnafların loncalar şeklinde örgütlenmesi, sanayileşme sürecinin hız kazanması. Arkadaşlar esnaflar ve sanayileşmenin tabii ki bir alakası yoktur. Dolayısıyla C şıkkına ulaşamayız. Şer'i kanunların hukuk sisteminde yer alması yani dini kanunlar arkadaşlar Layık hukuk sisteminin gelişmemesi evet çünkü din ve devlet işlerinin ayrı olması gerekiyor layık hukuk sisteminde ancak şehri kanunlar varsa din içerisinde demektir. Dolayısıyla layık olmayacaktır o yüzden ulaşabiliriz. Nakit para ihtiyacının artması ise iltizam sisteminin yaygınlaşmasında etkili olur peki intizam sistemi neydi arkadaşlar? Eyaletlerden alınacak vergi önceden hazineye nakit olarak aktarılıyordu. Bunu aktaran insanlara mültezim adı veriliyordu. Daha sonra arkadaşlar mültezimler verdikleri bu vergiyi kendileri topluyorlardı. Bu da iltizam sistemi oluyordu. Dolayısıyla nakit para ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanmış oluyordu. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyıla kadar Avrupa'da bulunan kölelerin evlenme, miras, mülk edinme ve özgürlüğünü satın alma hakları tam manada yokken Osmanlı ülkesindeki kölelerin bu hakların tamamına sahip olduğu, hatta özgürlüklerini elde ettikten sonra devlet kademelerinde görev dahi aldıkları görülmektedir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Osmanlı devletinde insan hakları Avrupa'ya göre daha gelişmiştir. Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi Osmanlı ülkesine köle olarak giren bir insan devlet memuru kademesine dahi yükselebiliyor. Ancak Avrupa'da böyle bir durum söz konusu değil. Özgürlüklerini bile elde edemiyorlar. Osmanlı Devleti'nde özel mülkiyetin kısıtlı tutulması sınıflaşmayı engellemiştir. Arkadaşlar burada özel mülkiyet hakkında bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış olur. Avrupa'da sınıflaşma demokrasi ve hukukun gelişmesinde etkili olmuştur. Arkadaşlar Avrupa'daki hukuk sistemi hakkında da herhangi bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Osmanlı toplumsal yapısının geçiş kabul etmeyen, sosyal sınıf esasına dayalı bir özelliğe sahip olmadığını, durumlarından hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir. Arkadaşlar önce bir soruyu anlayalım. Geçiş kabul etmeyen sosyal sınıf esası dediğimiz şey şudur. Yani arkadaşlar siz bir köleyseniz hiçbir şekilde statünüzü değiştiremiyorsunuz, hiçbir şekilde bir devlet kademesine gelemiyorsunuz ya da özgürleşemiyorsunuz. Ancak bunun olmadığına bir kanıt arıyoruz biz. Buna göre bakalım. Gayrimüslimlerin kendi dini hukuk kurallarını uygulayabilmesi bunun sosyal sınıflarla bir alakası var mı arkadaşlar? Tabii ki yoktur. Türkçe bilen her Müslüman'a devlet içinde görev yapma hakkının tanınması. Bakın arkadaşlar, bir insanın sadece Türkçe bilmesi ve Müslüman olması şartı var. Onun dışında her türlü insan devlet içinde görev yapabiliyormuş. O zaman geçiş kabul etmeyen sosyal sınıf esasına dayalı bir özelliğe sahip değildir Osmanlı devleti diyebiliriz. Osmanlı toplumunun çok uluslu ve çok dini bir yapıya sahip olması. Hayır arkadaşlar bu durumda sosyal sınıflar hakkında bize bir bilgi vermez. Sadece çok uluslu olduğu söylenmiş. Bu sınıfların yerleşip değişmediğine dair bir kanıt da değildir. Bu yüzden doğru cevap Yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti hakimiyeti altına aldığı toplumları ve milletleri İslamlaştırma ve Türkleştirme politikası gütmemiştir. Bu milletlere kendi milli ve dini özelliklerine göre eğitim alma, mahkeme kurma ve inanışlarını yaşama hakkı tanımıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Osmanlı toplumunda dini ve milli birlik devletin müdahalesiyle sağlanmıştır. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün mü? Tabii ki değil. Çünkü dini ve milli birlik zaten yok. Aynı zamanda İslamlaştırma ve Türkleştirme politikası olmadığından dolayı devletin böyle bir müdahalesi de olamaz. Osmanlılar halka karşı hoşgörülü bir politika izlemiştir. Tabii ki arkadaşlar dinlerini ve milli kimliklerini koruyabildiklerine göre Osmanlı devleti hoşgörülü davranmıştır diyebiliriz. Osmanlı azınlıkları milli kimliklerini koruma imkanına sahiptir. Tabii ki arkadaşlar kendi milli ve dini özelliklerine göre eğitim alabiliyorlar, mahkeme kurabiliyorlar. Dolayısıyla milli kimliklerini de koruyacaklardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Lonca Teşkilatı'nın faydalarından hangilerini sağladığı savunulabilir. Osmanlı Devleti'nde esnafların bir araya gelerek oluşturdukları meslek gruplarına Lonca denirdi. Loncalar üretilen ürünün kalitesini, miktarını ve fiyatını denetler, üyelerine mesleki eğitim verirlerdi. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Ağır sanayinin kurulması. Arkadaşlar burada sanayi ile alakalı bir bilgi verilmiş mi bize? Verilmemiş. Özellikle ağır sanayiden bahsetmemiz mümkün değildir. Tüketici haklarının korunması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü loncalar üretilen ürünün kalitesini, miktarını belirliyor, e, fiyatını denetliyor. Dolayısıyla tüketici hakları korunmuş olur diyebiliriz. Haksız rekabetin önlenmesi elbette olur arkadaşlar. Çünkü ürünlerin fiyatları denetlendiğinden dolayı kimse kafasına göre bir fiyat koyup satış yapamayacak. Dolayısıyla haksız rekabetse olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır bu durumun devletin varlığını ve gücünü koruma amacı üzerinde politikalarından hangilerine başvurmasında etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti klasik dönemde 3 katada hakimiyet kurarak çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahip hale gelmiştir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Merkezi otoriteye önem verme. Arkadaşlar bu kadar geniş coğrafyaya sahip olan bir devlet merkezi otoriteye tabii ki önem vermelidir. Çünkü devletin varlığını ve gücünü korumak zorundadır. Bu amaçlarla elbette merkezi otoriteye önem verecektir diyebiliriz. Toplumsal barışın ve adaletin sağlanması. Arkadaşlar barışın ve adaletin olmadığı bir devlet varlığını sürdüremez. Varlığını sürdürmek için ve gücünü korumak için tabii ki ikinci öncüle de önem verecektir. Ülke içindeki farklı din ve milletlere hoşgörüyle yaklaşılması. Evet arkadaşlar bu durumda da ülke içerisinde yaşayan diğer insanlar isyan etmemiş olacak ve refah sağlanmış olacak. Dolayısıyla devletin varlığı ve gücü korunmuş olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinden hangileri yatay hareketliliğin devlet denetiminde gerçekleştirildiğini gösterir. Arkadaşlar öncelikle yatay hareketliliğin ne olduğunu bir hatırlayalım. Yatay hareketlilikte bir insan bir meslek grubundan başka bir meslek grubuna geçer ama statü atlamaz arkadaşlar. Yani normalde nasıl bir yaşam biçimi varsa aynı şekilde o yaşam biçimine devam ettirir. Ya da bir yerden bir yere göç eder ancak bu insan e, özgür bir insansa yine özgür bir insandır. Yani kendi statüsü değişmeyecek arkadaşlar. Yatay bir hareketlilik yukarıya doğru bir hareketlilik söz konusu değil. Buna göre şimdi öncelerimize bakalım. Göçebe Türkmenleri Balkanlara yerleştirmesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu devlet denetiminde gerçekleştirilen bir yatay hareketliliktir. Yani göçebe Türkmen olan insanları alıp mekansal değişiklik yaparak Balkanlara yerleştiriyorlar. Dolayısıyla birinci öncül elbette olur. Değiştirme usulüyle merkez ordusunu oluşturması. Hayır arkadaşlar bu durumun yatay hareketlilikle bir alakası yoktur. Halk yararına bayındırlık ve imar çalışmaları yapması. Bu da sosyal devlettir arkadaşlar. Yine yatay hareketlilikle ilgili bir durum değildi. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani a şıkkı olacaktır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde sağladığı en büyük katkı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle siyasi bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Topkapı Sarayı devlet adamlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Ordunun modernleşmesi, devlet adamlarının yetiştirilmesi konusuyla bunun bir alakası var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Bize burada ordu hakkında bir bilgi verilmemiş. Taht kavgalarının sona ermesi yine arkadaşlar devlet adamı yetiştirilmesiyle alakalı bir durum değildir. Çünkü zaten taht kavgaları şehzadeler arasında gerçekleşiyor. Merkezi otoritenin güçlenmesi olabilir mi? Olabilir değil mi? Çünkü Osmanlı devleti kendi devleti için devlet adamları yetiştirmeye başlıyor. Bu da tabii ki merkezi otoritesini güçlendirecek bir durumdur diyebiliriz. Veraset sisteminin değişmesi. Veraset sistemi arkadaşlar tahta geçiş sistemiydi. Yine devlet adamı yetiştirilmesiyle bir alakası olmayacaktır ve İslam dünyasının liderliği de tabii ki bu durumun bilgisi yoktur. Bu sebeplerle cevabımız C. Buna göre haremden evlenme geleneğinin başlatılmasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Fatih Sultan Mehmet döneminde padişahları ve şehzadelerin haremden evlenmesi geleneği başlatılmıştır. Böylece şehzadelerin büyük ailelerin veya devlet erkanının kızlarıyla evlenmesi engellenerek evlilik bağıyla oluşacak akrabalıkların ve bazı odakların yönetimdeki siyasi etkinliği engellenmiştir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Sonraki dönemlerde veraset sorunlarının yaşanmasına engel olma olur mu? Olur tabii ki. Veraset arkadaşlar tahta geçiş demekti değil mi? Şimdi Osmanlı Devleti eğer büyük bir devletin kızıyla birlikte bir evlilik bağı kurarsa ne olacak? O evlilik bağından doğan çocuklar tahta çıkarılmaya çalışılacak. Bu da tabii ki veraset sisteminde sorunlara yol açacak. Ancak Osmanlı Devleti sadece haremden evlilik gerçekleştirmek suretiyle ne yapmış olacak? O siyasi etkinliği kırmış olacak aslında. Yani diğer büyük devletlerin Osmanlı veraset sistemi içerisindeki etkinliğini kırmış olacak. Bu sebeple birinci öncül tabii ki doğru olur. Mutlak ve merkezi otoriteyi güçlü tutma. Arkadaşlar bakın ne dedik az önce o büyük devletler evlilik bağıyla siyasi olarak etkinlik kurmaya çalışıyor Osmanlı devletiyle. Eğer bu durum ortadan kaldırılırsa haremden evlilik yaşanırsa tabii ki mutlak ve merkezi otoritede güçlenir. Bu yüzden ikinci öncül de doğru. Türk beylikleriyle akrabalıkları yaygınlaştırma artık olmaz arkadaşlar. Çünkü büyük devletlerle evlilikler söz konusu değil. Değil. Türk beylikleriyle evlilikler söz konusu değil sadece haremden evlilik söz konusu olacak. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinden hangilerinin fethedilen bölgeleri Türk yurdu haline getirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Balkanlara Türkmenleri iskan etmesi tabii ki o bölgeyi Türkleştirmek amacıyla yapılmıştır. Balkanları Türk İslam sanat eserleriyle imar etmesi. Evet arkadaşlar burada Türk ve İslam kültürünü yaymak istemişlerdir. Beyliklere son vererek Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması olmaz. Çünkü zaten Anadolu Türklere ait arkadaşlar. Burada amaç sadece siyasi birliği sağlamak. Soru bize Türk yurdu haline getirmeye yönelik olan durumları soruyor. O yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin uygulamalarından hangilerine çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahip olmasının ortam hazırladığı savunulabilir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Milletler sistemi demiş. Arkadaşlar bu sistem şöyle bir sistemdi zaten. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki çok uluslu, çok dinli, çok farklı kültürel yapılara sahip olan bir devletti. Dolayısıyla bu farklı insanların bir arada ve huzur içinde yaşayabilmesi amacıyla bir sistem uygulanmalıydı. Bu sistemde millet devletler sistemiydi. Yani hoşgörülü davranıyor arkadaşlar. Herkes kendi dinini özgür bir şekilde yaşıyor. Dolayısıyla kendi kültürlerinde korumuş oluyorlar. E, bu durum tabii ki çok uluslu çok dini yapıya sahip olmasından dolayı ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. Topraktan mülkiyetin sınırlı tutulması. Arkadaşlar bunun en büyük amacı feodalleşmenin önüne geçmedir. Yani e, merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır. Bunun çok uluslu da çok dinli yapıyla alakası yoktur. Saltanat hakkının babadan oğula geçmesi ise yine arkadaşlar çok uluslulukla ya da çok dinlilikle alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Divan Hümayun ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Osmanlı Devleti'nde ehli örf mensubu olan Veziri Azam, Padişah adına Divan Hümayun'a başkanlık yapar. Divan Hümayun'da görüşülerek alınan kararları Padişah'a sunar, onun emir ve onayını alırdı. Divan Hümayun'da ülkenin genel yönetimi ile ilgili doğrudan kararlar alındığı gibi Taşra'da çözümlenmemiş konularda da son kararlar verilirdi. Ayrıca bir kimse ilk başvurduğu mercide hakkını alamadığı kanı vatine vardığında Divan-ı Hümayun'a başvurabilirdi. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Yüksek mahkeme özelliği gösterdiğini ifade edebilir miyiz? Edebiliriz değil mi? Çünkü arkadaşlar bir insan eğer ilk başvurduğu mercide hakkını alamadığını düşünüyorsa bir üst mahkeme niteliğinde olan divanı hümayuna başvuruyor aslında. Dolayısıyla doğru. Danışma organı halinde faaliyet gösterdi. Evet arkadaşlar çünkü divanı hümayunda e, görüşülerek alınan kararlar padişaha bir sunuluyor. Onun emrine ve onayına sunuluyor. Dolayısıyla aslında padişaha e, bir takım fikirler verilerek bu sayede Danışma organı görevi yapmış oluyor. Ülkesinin genel yönetimi hakkında bir takım kararlar alınması söz konusu olduğu için arkadaşlar oldukça önemli bir mercedir diyebiliriz. Bu yüzden doğru. Padişahın yetkilerini sınırlandırdı. Hayır arkadaşlar. Çünkü padişah onaylamadan herhangi bir durum ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla padişahın yetkileri sınırlanmaz. Dediğimiz gibi sadece danışma organı görevi görür. Bu yüzden bu olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur.